Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği günlerde takım arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kaldığını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Şimdilerde futbol dünyasının en çok sevilen ve saygı duyulan futbolcularından bir tanesi olan Cristiano Ronaldo her zaman bu kadar sevilen bir oyuncu olmamış. Ronaldo'nun da her genç futbolcuda olduğu gibi çok zorlandığı ve mutsuz olduğu günler de olmuş. Gelin bugünkü videomuzda Ronaldo'nun neden gençliğinde takım arkadaşları tarafından ezildiğine göz atalım. Eski günleri düşündüğümde gerçekten çok sert bir soyunma odamız vardı. Onun her zaman sert durması lazımdı. Fakat o tüm bunların altında ezildi. Eski Manchester'lı futbolcu Gary Neville'ın Ronaldo hakkındaki bu sözleri geçtiğimiz yıllarda dünya basınında büyük bir yankı bulmuştu. Peki Ronaldo neden soyunma odasında diğer kişiler tarafından ezilmişti? Cristiano Ronaldo her zaman kendisine güvenen ve kendisine inanan bir futbolcu oldu. Forma giydiği ilk günden itibaren dünyanın en iyisi olacağını biliyordu ve bunun için her gün sonuna kadar mücadeleyi elinden bırakmadı. 18 yaşında Manchester United'a katılan genç bir futbolcu olan Ronaldo tüm bu yeteneğinin farkındaydı. Kendisinin özel bir isim olduğunu bilen Portekiz yıldız bu yüzden bir genç oyuncununkine göre çok fazla özgüvene sahipti. Bu özgüveni de genç Ronaldo'nun başına bela olacaktı. 18 yaşında Kırmızı Şeytanlara katılan Ronaldo'yu soyunma odasında efsane isimler bekliyordu. Ryan Giggs, Roy Keane ve Paul Scholes gibi tecrübeli ve soğukkanlı oyuncular, diğer genç oyuncuların gözünde birer tanrı gibiydiler. Birçok genç isim bu isimlerle antrenmanda konuşmaya bile çekiniyormuş. Fakat Ronaldo diğer gençler gibi değildi. Büyük özgüveniyle başı dik bir şekilde göğüslerini kabartarak soyunma odasına girer, genç yaşta olmasına karşın etrafına sert bakışlar atarmış. Ronaldo'nun yüksek özgüveni ve hareketleri Kırmızı Şeytanlarda forma giyen yaşlı kurtları kızdırmış ve sinirlendirmiş. Diğer genç futbolcular antrenmanlara mütevazi kıyafetlerle gelirken Cristiano Ronaldo genç yaşına karşın lüks kıyafetlerle antrenmanlara katılıyormuş. Ronaldo'yu bu lüks kıyafetlerle gören yaşlı oyuncular Ronaldo'nun giyim tarzıyla alay etmeye başlamışlar. Ronaldo diğer futbolcuların kendisinin kıyafetleriyle dalga geçmelerine dayanamıyor, buna çok sinirleniyormuş. Fakat özellikle tecrübeli futbolcular hiç durmadan Ronaldo'nun pantolonlarını ve tişörtlerini alay konusu yapıyorlarmış. Sadece Ronaldo'nun kıyafetleriyle kalmayan bu zorbalıklar giderek artmaya başlamış. Diğer futbolcular Ronaldo'nun başarılı olamayacağını ve kısa sürede takımdan şutlanacağını söylüyorlarmış. Eski Manchester United kaptanlarından Phil Neville'ın anlattığına göre antrenmanlarda yapılan top kapmacalarda yaşlı futbolcular Ronaldo'yu sürekli ortalarına geçiriyorlarmış ve dakikalarca ortalarında koşturuyorlarmış. Tecrübeli futbolcular antrenmanlarda Ronaldo'ya parasını hak eden bir futbolcu olmadığını şakayla karışık bir şekilde ifade ediyorlarmış. Ronaldo'nun Manchester'a transfer olduğu ilk aylarda her şey böyle devam etmiş. Tam 18 ay sonra Cristiano Ronaldo artık kendisini takımın tecrübeli futbolcularına sevdirmeyi başarmış. Ronaldo tüm bu 18 ay boyunca takım arkadaşlarının alaycı sözlerine ve hareketlerine maruz kalmış. Fakat her zaman olduğu gibi tüm bu şeyler Portekizli futbolcunun daha da güçlenmesini sağlamış. Doğuştan gelen bir yetenek ile kalmayan yıldız futbolcu her daim kanının son damlasına kadar çalışarak hak ettiği noktaya çıkmayı başarmış. 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve sayısız kupayı evine götüren Cristiano Ronaldo hayatındaki tüm zorlukları aşarak dünyada en saygıdeğer ve sevilen futbolcu haline gelmiş. Şimdilerde 34 yaşına gelen ve takımda en tecrübeli isimlerden bir tanesi olan Ronaldo, Manchester'lı yaşlı futbolcuların aksine takımdaki genç futbolcularla çok iyi anlaşıyor. Onlara nasıl daha iyi olunabileceğini aşılamaya çalışıyor. Günümüzde birçok genç futbol tutkunu Ronaldo sayesinde futbola başladı ve ileride de başlamaya devam edecek. Peki siz Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.